Selamlar herkese, ben İsa Alptan Harun Güral, Bronz Günlüklerinin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Üst koridorda İrelia oynuyoruz. İrelia'yı bilerek aldım çünkü karşımda çok büyük ihtimalle Pantheon olacak. Pantheon'a karşı İrelia oynamak normalde inanılmaz zordur. Fakat oynamanın yolları var. Yani İrelia ile her türlü şampiyona karşı rahatımsa oynayabilirsiniz. Yani en azından oyun ortasında kendinizi güçlendirecek şekilde oynayabilirsiniz. Ben de bunu olabildiğince anlatmaya çalışıyor olacağım. Bakalım ne kadar iyi olacak. Kabiliyetler de bu şekilde. Videoyu durdurup bakabilirsiniz çünkü birazdan görüntüden gidecek. Rünlerin özel bir yanı yok. Smurf hesap olduğu için her şeye uyabilen rünlerle oynuyorum. Şu anda ne kadar bir şarkı eşliğinde oyun oynamak istediğimi bilemezsiniz gerçekten. O yüzden nasıl diyelim? Bugün yayın açıyor olacağım. Çok çok büyük ihtimalle yani bir aksilik olmazsa. Buyurun gelin twitch.tv/psikololtv adresinden girebilirsiniz. Açıklamalar kısmına da linkini koyarım. Yani öğretici vesaire şeklinde olmaz. Çünkü gerçekten onun için hani halim yok diyebiliriz yani. Şu şekilde olmasını planlıyorum. Smurf hesabımı 22. seviyeden 30 level'a kasmayı düşünüyorum. İki tane deneyim puanı booster'ı aldım. Yani hem galibiyet başına geliyor hem de her oyun başına geliyor sanırım. Pardon, günlük. Bir tane günlük, bir tane de galibiyet başına aldım. Öyle olunca iki kat XP geliyor. Onunla birlikte olabildiğince hızlı bir şekilde 30. seviyeye kasıyor olacağım. Muhabbet ederiz. Yani çok istisna olmadığı sürece bütün sorularınızı cevaplamaya çalışırım. Buyurun gelin sorularınızı soralım, muhabbet edelim yani. Karşımızdaki adamın nick'i Pant Prosu. Bir bakalım. Kaç tane Pant oyunu varmış? Yeni oyun Pantheon'u varmış. Toplamda da kaç? 129 oyunu var. Ama Pantheon'u değil yani. Toplam 129 dereceli oyunu var. 20'si Pantheon ile. KDA'sı 7, 7.4, 9.6. Ben direkt size bu ekranı göstersem aslında bir dahakine o şekilde yapayım. Abi, zaten yapacağımı söylemiştim değil mi? Şimdi Pantheon'a karşı oyun başında skor çıkarmam çok zor. Yani Pantheon birebir de çok güçlü olan bir şampiyon. O yüzden Matara ile başlayacağım. Normalde Doran kılıcı ile başlarsınız. Koridorda kendinizi güçlü hale getirirsiniz. Ama ben Doran kılıcı alsam bile Pantheon'la birebir yapacağımı düşünmüyorum. O yüzden Kristal Matara alıyorum. Gelin bakalım yardım edelim Rengar'a. Bu arada o ekranı göstermeye çalışayım size bir şekilde. Dileyen durdurup bakabilir. Ben oyuna dönmek adına şimdi kapatacağım. Bu şekildeymiş maça gelenler. Ya şöyle Doran kılıcını aldığınızda ekstra canınız oluyor, ekstra saldırı gücünüz oluyor. Hani gerçekten sizi koridorda bir tık ileriye götürüyor bu etkiler. Bir de üstüne can iksirleriniz de oluyor. Fakat ışınlarınızı kullanmış oluyorsunuz. Orada Pantheon'la yaptığım oyun başındaki hasar takaslarında can iksirlerimi kullansam bile geride kalabiliyorum. Geride kaldığımda atmak zorunda kalacağım. Sonra teleportum olmadığı için yürümem gerekecek. Ve sonrasında da sıkıntı olacak. Pantheon çok büyük ihtimalle öne geçecek. Çünkü Pantheon'un pasifi oyun başında hasar takası kazanmanızı inanılmaz bir şekilde engelliyor. Yani yapacak bir şeyiniz olmuyor. İki kez pasifini devreye sokabiliyor çok hızlı bir şekilde. Sonrasında da hani iki tane düz atağınızı engellemesi demek bu. Oyun başında iki tane düz atak direkt zaten bir tane can iksirinizi kullanmak zorunda kalmanız anlamına geliyor. Normalde yardım etmem gerekmese Rengar'a base'de bir tane daha can iksir alıp öyle çıkardım. Geç mi kaldım koridora? Çok yardım ettik. Geç kaldık, tamam. İlk olarak Q yeteneğimle başlayacağım. Yani Pantheon sürekli dürteceği için minyon al git şeklinde böyle uzaklaşacağım. Minyon aldığım gibi uzaklaşıyorum. Çünkü Q yeteneğiyle sürekli dürtebiliyor. Bu bir. İkincisi, yakınına girdiğimde düz atakları da belli bir can oranının altındayken kritik vurmaya başlıyor. %15 olması lazım. Ya her türlü yakınına yaklaşmadan oynamam gerekiyor benim Pantheon'u.
Zaten birebir de inanılmaz güçlü bir şampiyondur Pantheon. Manası bitmediği sürece sürekli olarak size Q atabilir. Manası bitmesin diye de gayet Matara ile başlamış. Doğal bir başlangıç tarzı. Hatta böyle biraz daha manyak Pantheon oyuncuları var. Şimdi çok fazla minyon olduğu için Q atmıyorum şu an minyona. Bana yaklaşmasını bekliyorum. Bazı manyak Pantheon oyuncuları var. Onlar şey yapıyor hatta. Şurada ekstra canlı var ya, onu mana iksiri olarak alıyor bu arada. Rengar burada. Güzel. Ölmemek için çıktım. Bu kadar basit. Ya Pantheon oyuncuları size oranla ittiriyorlar. İlla ki ittiriyorlar çünkü sürekli olarak size Q attıkları için bir minyon agrosunu çekiyorlar. Eğer minyonların arasında yaparlarsa bunu. İkincisi siz ittiremiyorsunuz. Sadece son vuruş yapabiliyorsunuz. Çoğu Pantheon oyuncusu bundan daha fazlasını yapıyor. Yani sadece son vuruşu beklemiyor. Minyonlara da düz atak vuruyor illaki arada. Ve bu sayede koridoru çok ittiriyorlar yani. Siz de bunu değerlendirip direkt böyle ormancınızla birlikte skor alabilirsiniz. Burada ışınlarını boş harcadı. Ben gayet base atarım. Sonrasında ben de ışınlarıyla ile gelirim. Yani bir dakika daha erken alabilirdi şuraya atıp. Yani bunu yapmalarının nedeni oyuncuların var yani böyle bir şey. Minyona atmak diye bir şey var. Minyona attıklarındaki amaç şu. O minyona attığında sizin geriye gitmenizi sağlamış oluyor. Zorla geriye gideceksin. Orada duramazsın. Artık o minyonları kesemezsin diyor. Ve bu da ekstradan altın almanızın önüne geçiyor. Hani normalde base'e gittiğinizde belki eşya bitireceksiniz ama onu yaptığı için bitiremiyorsunuz. Anlatabildim mi? Mesela bakın iki tane oldu. Yani iki tane düz vuruşumu orada yok etti. Yok saydı. Bu da önemli bir etki. Fakat şu an eşya üstünlüğüm var. O yüzden üzerine gittim. Pantheon'a karşı iki tane Doran kılıcı alabilirsiniz. Base'e döndüğünüz anda iki tane Doran kılıcı ile başlarsanız gerçekten o geride olma durumu gider. Ama ben burada asist ile başladığım için yapmadım bunu. Normal şartlarda yaparım yani. Şöyle söyleyeyim. Base'e döndüğüm anda iki tane Doran kılıcı alabilirdim. Doran kılıcı alsaydım oyun başındaki gücüm çok artacaktı. Ama ben burada oyun başındaki güce ihtiyacım olmadığını düşündüm. Yani şu anda da koridoru kazanabileceğimi düşündüm. O yüzden de bu şekilde oynuyorum. Baskından kaçtık. Baskın gelmeseydi Fizz, burada Pantheon'u kesebilirdik çok büyük ihtimalle. Ama base dönmek durumunda kalacağız. Alacağımız bir eşya yok. Bir tane görüş totemi alacağım. Bir tane de can iksiri alacağım. Sonra da base'den çıkacağım. Ya koridorda kalmamın bir anlamı yok zaten. Çünkü koridorda minyon kesebilmek için önde oynamam gerekiyor. Önde oynarsam da ölürüm. Fizz çünkü buralardaydı hala. Görebilmişsinizdir şuradan. Ya normalde ilerleyi çok zorlayan karşılaşmalarda mesela karşınızda iyi oynayan bir Jax olduğunda, iyi oynayan bir Pantheon olduğunda başlangıç olarak iki tane Doran kılıcı sonra Ninja tabi çok iyidir. Yani Ninja tabi tabii ki sadece saldırı gücü şampiyonlarına karşı. Normalde çok iyidir. Fakat eğer bir üstünlük sağladıysanız bunu da kullanmayı bilmeniz lazım. Ya yani Doran kılıcı alırsam ben koridorda hiçbir şekilde yenilmeden koridoru kazanmaya devam ederim. Fakat bu eşya seçimini yaptığımda üçlü kuvveti olabildiğince hızlı bir şekilde çıkacağımın mesajını vermiş oluyorum. Üçlü kuvveti çıktıktan sonra zaten ileriyle birebir de kesebileceksiniz. Şampiyon sayısı çok az. E yeteneğinizi fulleyebilirsiniz bu tarz şampiyonlara karşı. Ben klasik olarak W yeteneğimi fullemeyi seviyorum. Sadece Jax'e karşı E yeteneğimi fullemeyi seviyorum. Çünkü Jax'e karşı ikinizin de E yeteneği önemli olan yetenek. Öyle durumlarda yani ev fullenebilir. Karşınızda bilmiyorum sürekli sizinle savaşa girmeye çalışan bir şampiyon vardır. Nasus, işte Jax. Pantheon da olabilir bunların arasında ama. Dediğim gibi üstünlük aldığım için ben bunu iyice abartmak istiyorum. O yüzden hem W yeteneğimi fulliyorum hem de doğrudan üçlü kuvvet eşyalarına gidiyorum. Sürekli dürtmeye devam ediyor. Fiz gelmediği sürece koridorda öleceğimi zannetmiyorum. 6. seviye oldum. Kesebilirim şu an onu. Fiz'e mi doğru gidiyor? Yok. Manam niye yok? Manam olsaydı keserdim muhtemelen. Can iksiri bastım yalnız. Yanlışlıkla Matarayını.
Bu arada Irelia'nın Q'su da Pantheon'un pasif tarafından engelleniyor çünkü Irelia'nın Q'su da düz atak olarak geçiyor. Maalesef öyle. Koridoru ittirip base'e dönebilirim aslında. Bir sonraki minyon dalgasının gelmesini bekleyip o şekilde yaparsam daha iyi olur çünkü onun ekstradan can iksirleri vesaire de var. Mana iksiri var. 3 tane mana iksiri var. Rengar geliyor. Manam fazla yok ama yaparım bir şeyler. Ama beni kesebileceğini düşünsün. Derken Rengar neden yoldan saptı? Yük biriktiriyordu sanırım. Pasifini ama çok kez kullanabildim. Öldük muhtemelen. LeBlanc iyi dolaştı. Yani iyi rolladı orada. Güzel bir 2'de 2 aldı. Normalde ilk pırıltı almanızı tavsiye ettiğimi biliyorum. Normalde hani ilk olarak pırıltı alın. Hasarınız inanılmaz yüksek olsun. Koridorda kesebilin derim. Fakat öyle bir şey yok. Pantheon'a karşı. Pantheon'a karşı çünkü o küçük eşyaları almanız gerekiyor. Direkt 1200 altın biriktirip gidemiyorsunuz genellikle koridora. O yüzden bu şekilde eşya seçimi yapmanız gerekiyor. Birazdan daha iyi anlatırım. Nasıl saldın diye soracağım. Q düz atak yaptım. Başka yapabileceğim bir şey yok. Alabiliyorsan alacaktın. Yani orada yapabileceğim her şeyi yaptım. Hani E atmak için manam yoktu zaten. Q düz atak, düz atak yaptım. LeBlanc birazcık kasmış oldu ama yapacak bir şey yok. Toparlarız yani. Ya pırıltı olayı şu, eğer 1200 altında base'e gittiyseniz direkt pırıltıyı alın. İnanılmaz bir şekilde güçlenirsiniz. Koridorda skor çıkarma ihtimaliniz çok 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 artar. Fakat 1200 altınla base'e gidemiyorsunuz karşınızda Pantheon gibi bir şampiyon olduğu için. Sürekli sizi dürttüğü için az parayla base'e gitmeniz gerekiyor. Az parayla base'e gittiğinizde de küçük eşyaları almanız gerekiyor. Pırıltının küçük eşyaları koridorda hiçbir işinize yaramaz. Mana kristali ve yetenek gücü eşyası hiçbir işe yaramaz. Pırıltıyı biz aktifi için istiyoruz. O yüzden bu şekilde. Öyle de skor alabiliyorsunuz. Minyonları atlamayı unutmayın. Ultimi kullanırken arkadaki minyonların canını da azalttım. Bu sayede mesela sıçrası olsaydı bile önce minyonları atlayacaktım, sonra onu atlayacaktım. O yüzden mesafe kapatabilecektim her türlü. Yakında A'dan Z'ye Fiora diyorum. Irelia gelecek zaten ama yine de söylemiş olayım. Hani Irelia'nın Q'su düz atak olarak geçiyordu ya. O yüzden W'nuzu açıp Q atın. Ekstra hasar verirsiniz. Çünkü W yeteneğiniz düz ataklarınıza ekstra özellik ekliyor. Yani gerçek hasar vuruşunuzu arttırıyor. Arttırıyor değil, direkt gerçek hasar vurmanızı sağlıyor. Totem olsa aslında giderdim alt koridora. Çok da güzel olurdu ama. Bu arada uyudu bizimkiler. Bildiğin uyudular yani. Neyse. Skor alamamışlar. Haklı ya Rengar. Yani gerçekten uyudular çünkü. Biz buralarda olabilir bu arada. Ama ben burada skor alacağım. Ultiniz açıldıkça böyle birebir yapabiliyorsunuz. Gerçekten güçleniyor çünkü ilerliyor. Base atacağım çünkü Fizz ya da LeBlanc burada olabilir. İkisi de haritada yok. Muhtemelen mavi veriyor. Şimdi işte alacağım pırıltıyı. Bu arada pırıltının küçük eşyasını alacaksınız da safir kristalini alın. Şöyle diyelim 1000 altınla base'e gittiniz. Yapabileceğiniz iki tane seçenek var. 1. Yakut kristal artı uzun kılıç almak. 2. Yakut kristal artı safir kristal almak. Ben şunu yapıp sonra ağır kana tamamlamayı tercih ederim o tarz durumlarda. Ama bu da bir seçenektir. Uygulayabilirsiniz. İşinize de yaradığını görürsünüz yani. Çok güzel dodge'ladı yeteneğini. Ama öldü muhtemelen.
Enchant'ı tekrar keselim. Şimdi pırıltımız var. Daha da fazla hasar veriyor olacağız. Minyonların arasında savaşabilirim çünkü çok üstün durumdayım. Phase atmak zorunda kalacak. Ya ben bunu yapmasaydım da geriye çıkıyordu. O yüzden şansımı denemek istedim. Belki kritik vururum dedim çünkü kritik eşyası aldım. Kritik kurmuş olsaydım ölüydü zaten. Sen Q verdim şimdi WQ yapmak istediğim için. Hop, Thresh burada. Thresh. Başka biri gelmezse burada ölmem muhtemelen ama. Leblanc burada. Leblanc görmedim. Sıçra attı. Hiç gerek yoktu sıçra atmasına. Leblanc iyi oynuyor bu arada. Muhtemelen çok büyük ihtimalle Leblanc da Smurf. Çünkü minyon sayısı yüksek. Haritada çok dolaşıyor. Thresh'in üst koridora gelmesi pek beklediğim bir hareket değildi ama. Yani gayet yapılabilir. Kuleleri düşmüş. Vayne'i tek başına minyon kesmeyi bıraktılar. Olabilecek bir hareket açıkçası. Bu LeBlanc'a ben inanılmaz gıcık oldum. Yapılıp gidebilir. Bakalım Smurf mü LeBlanc? Ya da Elebooster mı? Anlaşılıyor çünkü. Ya Smurf gibi durmuyor. Ya da Elebooster gibi durmuyor. Normal bir oyuncu. Tamam. Ben de diyorum neden böyle? 2 saattir fark edememişim. AFK'mız varmış takımda. Ya doğal LeBlanc'ın o zaman dolaşması. Ben şunu yaptığını sanıyordum. Bizim orta koridoru sürekli base atmaya zorluyor. Ve sonrasında roamlayabiliyor. O zaman iyi oyuncu. Bayağı iyi oyuncu olur. Çünkü karşı orta koridoru sürekli base atmaya yollayıp sizin orta koridor hiçbir şey yapamazken kendisini dolaşabilmesi mükemmel bir özellik. Ama bizim orta koridor yok yani direkt AFK'dan. Oyundan o kadar kopmuşum anlatacağım diye olayları. Neyse artık. Niye böyle bir şey yaptı acaba? Ya 4 ve 5 kazanabiliriz bu oyunu. Mümkün. Yine de 4 ve 5 olmasaydı iyiydi. Çünkü bir yerden sonra çok etkisini gösteriyor. Bir tane W ile atlayacak duvardan. Heh, benim üzerime gel. Aferin. Al o ettiğin küfürleri tutuştur ile outplay yapamaması. Güzel. Hayır ya İrelia'ya karşı yapılan en büyük hata. Ben bunu keserim ya. Ne olacak ki tek atarım ben bunu diyorsun. Tek atamazsan garanti ölüyorsun. Çünkü o sersemletmeyi garantiyorsun. Canın onunkinden fazla olduğu için. İrelia'dan fazla canın varsa o E attığında sersemletmesini yersin. Ve sersemletmeyi yedikten sonra da zaten yapabileceği bir şey kalmıyor. Merkür'ün adımları alacağım. Bu maç biraz ilginç bir şeyler yapalım. Sterak'ın güvencesi almayı düşünüyorum. İkinci eşya olarak. Gerçekten güçlü bir eşya çünkü. Yine yok. O zaman. Keseriz ki bunları. Öldük. Ya savaş başladığı anda bir tane totem koymaları lazım. Hız dahil olamıyorum o yüzden. Bir şey rica edeceğim. Başladığınız anda oraya totem koyun. Belki sefere. Bu arada hızlı toplandılar. Benim hatam yani. Orada keseriz diye düşündüm. Yani 3 ve 2 keserdik ama daha fazla kişi gelince kesemezdik.
Ejderha ne zaman çıkıyor bakalım. 25. Tamam, daha var. Öyle yapayım. Küçük oluyorsunuzdur green screen'de bu şekilde çıkmama. Ben olup olmamamı nasıl karar veriyor acaba? Güç kuvvetim bittiği için direkt şunu yapabiliyorum. Minyonu tekte alıyorum. Blank çok büyük ihtimalle burada. Tamam, değilmiş. Thresh eğer durmaya devam etseydik garanti burada diyecektim ama değilmiş. Ya Zed'in yokluğunu bu şekilde hissediyorduk yani. Adam orta koridoru hani karşısında biri olmadığı için rahat bir şekilde ittiriyordu. Sonra geliyordu diğer koridorlara. Şimdi aynı sıkıntı mevcut. Ya oyalayacak biri yok LeBlanc'ı. O yüzden sürekli olarak haritada dolaşabiliyor. Olay çıkartabiliyor. Antion'u keserim. Q'mu sakladım. Sıçra atarsa diye. Son ana kadar bekledim. Attığında da kullandım. Play alacağız ama onlar da bizim orta koridor inhibitörüne geliyor. Umarım Tristan'ı tutabilir. Tamam. Tuttu. Yani daha doğrusu onlar bıraktı orta koridor ittirmeyi. Ejderha. Can iksirini satacağız artık. Matara'yı da satabilirim ama hiç satasım yok. Nedense. Hasar takası sevdandan. Yük biriktirmeye çalışıyor Rengar. Sanırım. Kötü oldu. Keseriz yalnız bunları. LeBlanc'a. İşte bu. Tamam, çok güzel. LeBlanc orada çok açgözlü davrandı. Ben bu Tristana'yı keserim. Böyle, böyle şeklinde. İçimize yürüdü. Sersemlettim. İkimizin de canı %100 olduğunda sersemleten taraf. Ben oluyorum. Bu sayede. Aldık skoru. Çek abi ejderi. Çek ejderi. Yok, çekmeyecek. Yapalım, vuralım mı yani? O fiz yukarıda alırız ki. Alırız. Rengar'ın doğru çarp atması yeterli. ...234 can da atmış olsa da attı. O da bir şey. Maviyi ben alabilirim. Alacak biri yok çünkü. Ya Zed olsaydı Zed alıyor olurdu. Zed yok. Alt koridoru ittirebilirim şu anda. Tristana hazır üst koridordayken. 141 minyonumuz var. Dakika 22 oldukça düşük bir minyon sayısı aslında ama. Herkesinki düşük. Çok olaylı geçti oyun. Antiyon buraya doğru yürüyordu. Birileriyle birlikte mi gelecek yoksa tek başına emin değilim. Tek başına gelirse her türlü keserim. Birileriyle birlikte gelirse her türlü kaçarım sıçram olduğu için. Ama Fizz ve LeBlanc da görüntüden çıktı. O zaman çıkalım. Tarik de sürekli dikkatli oluyor. Tamam, geldim. Geldim. Keseriz, keseriz, keseriz.
Hiç önemli değil, keseriz. Abi Tristana niye kaçıyor? Thresh güzel tuttu valla. Yalan yok. Beklemiyordum öyle tutmasını. Tristana gelmiş olsaydı orada. Yani canı fulldü zaten. 2 ve 3 çok rahat alırdık. Yani, haklı Rengar. Davetiye mi bekliyorsun Tristana? Burada da aynısını yaptı. Rengar orada alt koridora baskına gittiğinde gelmedi. Burada da gelmedi. Genel olarak gelmiyor savaşa. Şu anda ne yapıyor bilmiyorum ama. İnhibitörü kaybedebiliriz. Yok, tamam, kaybetmeyiz. Güzel. Rakip biraz agresif davransaydı, yani kule altında Tristana'yı keseydi Rengar gelmeden önce, inhibitörü kaybederdik muhtemelen. En azından inhibitör kulesini. Zed hala yok. Gündüz oyun atmayı bu yüzden sevmiyorum ya. Daha çok oluyor bunlar. Bu tarz şeyler. Gece şöyle bir sıkıntı var. Planlı elektrik kesintisi varsa genellikle gece oluyor. Ve bu sözde planlı elektrik kesintilerinden halka haber edilmediği için, hani biz şu saatte elektriği keseceğiz diye söylemiyorlar anladığım kadarıyla. Bana hiçbir zaman söylemediler ama aradığımda bu planlı elektrik kesintisi diye duyduğum oldu. Gece o denk gelebiliyor. Onun haricinde ama bırakıp giden AFK kalan fazla olmuyor. Tam şey. 3'te 4'te başlıyor. 6'ya 7'ye kadar oluyor genellikle elektrik kesintileri. Bana hep o şekilde denk geldi en azından. Baron'u alıyor olabilirler bu arada. Yani Tari'nin sürekli totemlemesi lazım oraları. Ya almıyorlar ama yine de totemlemekte fayda var. Kuleyi alırız. Şu an burada değiller. Savaşar ama. 5 ve 4 çünkü. Savaş arama işte ya. 5 ve 4 abi. Neyin hani savaş isteği anlamıyorum ki. Gerçekten anlamıyorum yani. Adamları anlatamıyorsun. Eksik olduğumuz, bu yüzden savaşmamamız gerektiğine. Niye savaşmaya çalışıyorsunuz? Çalışıyorsunuz. 5 ve 4. Gelin orta koridora. Bana laf atıyor. Bana laf atıyor. Vallahi anlamıyorum ben böyle tipleri ya. Cidden anlamıyorum ben böyle tipleri. Abi orada savaş arıyorsunuz. Adamların karşısında durmuşsunuz. 4 ve 5 bir savaş istiyorsunuz diye duruyorsunuz. Rengar adamın anısına söyledin, adam AFK kaldı. Rengar'la Zed sanırım birbirlerine hakaret etmişler, öyle AFK kalmış, bilmiyorum. Benim buradan anladığım bu. Neyse. Ben orada bari en azından bir şeyler yapabilelim diye gittim. Normalde gitmem. Ben normalde orta koridoru ittiririm. Işınlanım var, temiz. Onlar gerekirse oyalasın. Savaş yapmasınlar. Ben orada orta koridor kulesini alırım. Normalde olması gereken o. Hatta normalde olması gereken onlar da bizimle gelir. Gerekirse adamlar barona başlar ama biz orada inhibitörü açarız. Ama yok. Yani olmuyor. Hani adamlara anlatamıyorsun. Benim en gıcık olduğum nokta bu. First voice falan mı kullansak acaba? Aslında sunucudaki herkesin böyle kullanabileceği bir ses sistemi olsa... Yok. Tamam. Vazgeçtim. Söylediğim anda aklımda canlandı insanların birbirine küfredişi falan. O yüzden vazgeçtim. Şey var ya. Aslında şöyle olsa... Bu sarı kurdele var ya, takımımızın işte liderliğini iyi bir şekilde yapıyorsunuz falan filan diye geliyor ödül olarak. İnsanlar size çok işte yardımsever verince mi ne oluyor? Ondan versinler. Onun verildiği kişiler oyun içerisinde konuşabiliyorsun. Nasıl fikir? Yani mesela oyun boyunca 5 kez sesli konuşabiliyorsun. Bu sarı kurdele sanırım. Geldiğinde çünkü takımınızı işte amansız mücadelelerde yönlendirebiliyorsunuz falan filan diyerek geliyor.
onun verildiği kişiler oyun içerisinde konuşabilsin. Hani sesli olarak iletişim kurabilsin takımla. Çok iyi olurdu. Artık satıyorum Matara'yı. Cana ihtiyacım var ama neyse artık ejderi almak uğruna almayalım şimdi can eşyasını. Ya orada ışından atmasam da gayet alabilirdi Tarik ve Tristan'ı ikisi bir arada fakat emin olmak istedim alınacağına. Çünkü oyunu kazanmamızın tek yolu ejderha gibi gözüküyor. Yani 5. ejderhadan kazanabiliriz. Bu arada ne kadar üstün olursanız olun 4 ve 5 savaş aramamanız lazım. 2 ve 3 savaş arayabilirsiniz mesela. Ya da hani 1 ve 2 de savaş yapabilen bir sürü şampiyon var üstünken. 2 ve 3 yaparsınız. 3 ve 4 bile yapılabilir ama 4 ve 5 yapılmaz. Çünkü çok fazla yetenek söz konusu oluyor. Yani adamlar kasamamış olsa bile siz hiç mesela kitle kontrolden çıkarmadan sürekli olarak zor durumda bırakabilir. Gibi. Thresh fena oynamıyor bu arada. 0-1-11'miş zaten. Tutabileceğiz mi? Ben tutamayacağız. Bitirebilme şeyimiz de yok çünkü. Öldüm mü? Hop öldüm. Ya inhibitör tutmak uğruna yapıyorum açıkçası bir şeyleri. Çünkü inhibitör giderse daha sonra zor yani tutmamız. Ya yani öldüm orada. Değişik bir şekilde. Ama değdi bence. Ya Triss biraz şey gibi oynuyor. Çok yavaş oynuyor gibi geliyor bana. Çok ağır tepki veriyor, çok ağır hareket ediyor gibi geliyor. Ya şöyle, inhibitörü kaybedersek gerçekten çok kolay oyunu kaybetmemiz. Çünkü bu inhibitör çıktıktan sonra sürekli olarak bizim burada hani minyon tutmamız gerekecek. Ve biri minyon tutarken adamlar 5 kişi mesela buradan ittirdiklerinde 3 ve 5 olacak. 4 ve 5 duramıyoruz, 3 ve 5 hiç duramayız. Yapacak bir şey kalmayacak yani. Kaçacak çok büyük ihtimalle Baron'u atlayarak. Da atladı. Mavilerine bakalım. Ses neydi? Sterak sesiydi herhalde. Biz burada değil o, bu arada. O yüzden rahat bir şekilde alıyorum. LeBlanc buralarda olabilir ama LeBlanc bana tek atamaz. Gir, 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 gir. Abi yani Tristana'ya laf söylüyorsunuz. Sen bu sefer yapmıyorsun yani. Orada 2'de 2 alabilirdik çok rahat bir şekilde. Anlamıyorum ki. Cidden anlamıyorum ya. Sıfır tepki takım. Baron alamayız şu anda. Öyle adamı zırhı biteceğim. O yüzden orta koridor minyonlarına gidiyorum. Ya bu arada benim gıcık olduğum nokta şu. Hani burada adamların kötü oynaması falan filan hiç önemli değil. Ben de çok kötü oynadığım zamanlar oluyor. Gayet çok çok kötü oynadığım. Böyle deli gibi kötü oynadığım hani nitelendiremedim. Zamanlar oluyor. Bu yüzden hani bir insana kötü oynadı diye kızamazsınız bence. Ama bir insana tepki vermediği için hani bir takım oynuyorken takım illa hareket etmediği için kızabilirsiniz bence. Ya adama bak hani bana şey diyor İrelia ağır tank ol diyor. Ya ağır tank olsam ne olacak? Yani bu oyunu kazandıracak bir takım şeyi değil. Ağır tank ol İrelia. Hayırlısı günün. Yine orta koridor inhibitörlerinde. Tamam deyiz. Deyiz. Üst koridoru alacaklar.
o bahsettiğim olaydan, kişi eksikliğinden sürekli olarak bir şeyler yapabiliyor olacaklar. Hatta benim şöyle bir düşüncem var. Kestik ki bunu. League of Legends'da bir tane profesyonel oyuncunun 5 tane kopyasını yapın. Sallıyorum. Kim olsun? Orijinden mesela Nils olsun, AD Carry olsun. Salladım. Hiç önemi yok. O adam hani 5 tane klonla birlikte dünya şampiyonu olur. Çünkü sinerji ve takım oyunu üst düzey olacak yani. Savaş kazanıyor muyuz? Anlayamadım ki. Yok. Öldüm. GG. Orada belki kalsaydım, Pantheon'a Q atsaydım, LeBlanc'a Q atsaydım falan filan belki bitmezdi ama yok. Ya maçın kaderi biraz belliydi. Seriden düşmüş olduk. İlk maçta çünkü serinin ilk maçında bir şey olmuştu. Şampiyon seçim ekranından çıkmam gerekmişti. Şampiyon seçim ekranından çıktığınız anda ikisi sayılıyor. Öyle. LeBlanc'ı oyun sonu tabii ki raporlayacağım. Saçma sapan konuştuğu için. Bir de Zed'e AFK kaldığı için raporlayacağız. Oyun bitmedi yalnız. Asgore'da kulesini alacağım. Ya oyun döneceğini sanmıyorum. Pantheon ulti atıp bile bitirebilir rahat bir şekilde ama. Yapabildiğimizi yapalım. Sonra denememiş olmayalım yani. Baron alabilirdik bu arada belki. Oyun normaldekinden daha atarlı olmuş olabilirim bu arada. Kabul ediyorum yani. Kusura bakmayın. Baron Totem. Bu arada keşke biraz daha erken fark etseydim Fizz'in Ejder kestiğini. Yani belki Ejder'i alabilirdim. Belki küçük bir ihtimalle olsa. Dördüncü Ejder iyi olurdu takıma. Baron'dalar. Ya Baron bekliyorlar ya da Baron'unu alıyorlar şu anda ki ben aldıklarını düşünüyorum. Yok. Daha erken bassan. Ölmeyeceksin. Ben LeBlanc kesmeyi deneyeceğim. Hadi. GG. Ya da BG de diyebiliriz. Bad game. Terimler videosu yakında. Merak etmeyin, bayağı soruyorsunuz. GG good game. BG bad game. Elis olsun. Kaç puan düştük acaba onu merak ediyorum. A artı almışız. Şampiyonlara verilen hasar. Tabii ki LeBlanc en üstte. 90 puan düşmüşüz. İyi. Bir maçta geri çıkarız. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.